Merhabalar, ben Doktor Murat Özveri. Bu videoyu ağız hijyen uygulamaları hakkında meraklılara bilgi vermek için hazırladım. Aslında diş hekimliği pratiğinde, özellikle biz periyodontologların yani diş eti hastalıkları uzmanlarının pratiğinde hastaya ağız hijyenini birebir anlatmak önemli. Bu sadece bilginin daha iyi aktarılmasını sağladığı için değil, aynı zamanda bence hasta-hekim ilişkisini iyileştirmesi bakımından önemli. Yani aslında bu koltuğa az veya çok bir psikolojik stres oturan hastayla sohbet etmenin de bir yolu. Fakat korona pandemisinden sonra biz çok daha ileri derecede koruma önlemleri alıyoruz. Bunların içinde de iki maskenin üst üste takılması. Maskelerden biri de N95 var. Dolayısıyla hastayla konuşmaya dayalı komünikasyonumuz da büyük oranda sekteye uğradı. Bu videoyu aslında her hastaya tek tek anlatmayı prensip edindiğim ağız hijyen uygulamalarını bir videoyla anlatmak için yapıyorum aslında. Ağız hijyeni bir klişe, önemsiz bir şey gibi algılanıyor. Halbuki değil. Gerçekten iyi ve düzenli ağız hijyeni uygulaması ağızda görülen, sıklıkla görülen hastalıkları engellemek için yeterli. Her ne kadar %100 bakteri plak kontrolü yoksa da çok iyi bir diş fırçalama ve çok iyi bir diş eti kullanımıyla iyi de bir beslenme alışkanlığı varsa gerçekten ağızda çürükle ilgili hastalıkların görülmesi, diş etiyle ilgili sıkıntıların görülmesi çok aza indirgenebilir ya da tamamen bertaraf edilebilir. Maalesef meslektaşlarımız bu konuda yeterince hassas davranmıyor. Ama hassas davranıldığı takdirde de bizim tarafımızdan, yani profesyonel tarafından hastalarımızın bu konuda gevşek davrandığını görüyoruz. Buna inanın, yani bu bir klişe, söylenip geçilen bir şey değil. Hakikaten ağızda hani çok ender görülen, Allah korusun, kanserler vesaire gibi hastalıkları bir yana bırakırsanız çürüklerin neticesinde oluşan şiddetli diş ağrıları, bunun sonrasında oluşabilecek kök ucu apseleri, bunların hepsinin önüne geçmek mümkün, başta çürüğü durdurarak. Aynı şekilde diş kaybının çok önemli sebeplerinden olan ve sinsi ilerlediği için de çoğu insan tarafından 10 yıllarca fark edilemeyen diş eti hastalıklarından korunmanın yolu da ağız hijyeninden geçiyor. Ve tabii ağız hijyeninden anlaşılan aslında diş fırçalama ve diş eti kullanımı. İki tane önemli ayağı var. Ama bunun dışında elbette beslenme alışkanlıkları da rol oynuyor. Çünkü iyi bakteri plak kontrolü yapsanız dahi, yani dişlerin üzerini kaplayan mikrop tabakasını çok iyi temizlemeyi başarsanız dahi, glukozu fazla olan bir diyete sahipseniz, yani çok şeker, çikolata vesaire tüketiyorsanız, çürük yine yakınıza yapışan bir problem olacaktır. Bakteri plağı denilen şey aslında tıbbi terim mikrobiyal dental plaktır. Bunun içinde sadece bakteri yoktur. Ağızda ne var ne yoksa bunlar mikroorganizmalarla beraber dişlerin üzerine yapışarak ince bir film tabaka oluşturur. Bu ağızdaki bizim normal mikroflorumuzu oluşturan bakterilerin oluşturduğu plaktır. Yani vücudun bazı yerlerinde biz daha doğarken vücudumuza yerleşmeye başlayan, doğduktan kısa süre sonra da vücudumuzun belli doku ve organlarında koloniler oluşturan bize ait bakterilerdir ağızdakilerde. Bunlara normal ya da doğal mikroflora denir. Mesela bağırsaklarda vardır, genital bölgelerde vardır, burnun içinde vardır ve ağzın içinde vardır. Bu bakteriler ve diğer mikroorganizmalar normal koşullarda hastalık yapmaz. Bunların hastalık yapması belli şartları gerektirir ve bakteri planının dişler üzerinde birikerek kalınlaşması bu şartları oluşturur. Yani tek başına bakteri ya da bakterileri düşündüğünüzde tükürükte serbest haldeyken bunlar zararsızken, bakteri plağı denilen birikintiyi meydana getirdikleri zaman bu plak tek başına bir organizma gibi davranarak diş çürükleri ve diş eti hastalıklarını yapan maddeler sentezlemeye başlar. Hastanın yapması gereken ya da kişinin yapması gereken bu bakteri plağının oluşma hızına uygun bir fırçalama sıklığıyla mekanik olarak, yani bir fırça veya diş ipi yardımıyla bunu dişin üzerinden uzaklaştırmaktır. Bakteri planının oluşmaya başladığı ilk saniyelerden hastalık yapacak hale gelmesi arasında aşağı yukarı 8 saatlik bir süre var. Ve gün içinde biz çiğneme, konuşma vesaireyle doğal bir temizleme de yapıyoruz. Sert gıdalar yediğimizde, çiklet çiğnediğimizde, elma ısırdığımızda bunlar dişin üzerindeki bakteri plağını bir miktar temizliyor ama hiçbir zaman fırçayla yapılan mekanik temizliğin yerini tutmuyor. Sadece bakteri plağı birikim hızını azaltıyor. Bu sebeple
sabah akşam yapılan fırçalamanın klinik olarak hastalıklardan korumaya yeterli olduğu gösterilmiş. Yoksa aslında 8 saatte bakteri pilav olgunlaşıyor. Fakat gün içindeki fonksiyon sebebiyle birikme hızı düşüyor. Ve dolayısıyla sabah ve akşam yapılan fırçalama yeterli oluyor. Eğer işiniz gereği farklı bir yaşam paternine sahipseniz, mesela geceleri oturuyorsanız veya çok uzun süre oturup fonksiyonsuz bir ağızla yaşıyorsanız, mesela yemiyorsunuz, konuşmuyorsunuz, o zaman bu 8 saatte bakteri pilavın oluşma hızını göz önünde bulundurun. Ve fırça oluşmuş olan bakteri pilavının mekanik olarak temizlenmesinin hemen hemen tek doğru yolu. Bazen sorular geliyor, misvak kullansak ne olur diye. Bunun cevabını şöyle veriyorum, size de öyle vereceğim. Diş fırçasını 9. yüzyılda Araplar icat ediyor. Yani 5. 6. yüzyıllardan beri kullanılan misvak daha iyi olsaydı fırçaya geçmezdi. Fırça ergonomik olarak daha iyi bir kere. Fakat misvak odunun özünde mevcut olan ve anti-enflamatuar, yani iltihap baskılayıcı özellikleri ispatlanmış bir temizlik aracı. 5. 6. 7. yüzyıllar için olağanüstü bir araç ama daha ergonomik olan, yani ağzının her köşesine ulaşması mümkün olan diş fırçası kesinlikle daha gelişmiş, daha iyi. Hatta biz hastalarımıza diş fırçası da yazıyoruz. Çünkü diş fırçalarının kalitesi dahi uyguladığınız hijyenin daha iyi olmasına ya da iyi olamamasına sebep oluyor. Bu sebeple bu diş fırçası, diş fırçalama metodu ve diş macunu üçlemesinde en önemli olan diş fırçası ve diş fırçalama metodu. Diş macunları ise televizyon reklamlarının pompaladığının tersine önemsiz. Yani aslında bütün kimyasal ajanlar çok düşük öneme sahip. Ağız gargaraları vesaire aklınıza gelebilecek televizyon reklamları şişirilen her şey aslında ikinci sekonder öneme sahip. Önemli olan mekanik olarak orayı temizlemek. Bunu bizim hocalarımız çok güzel bir örnekle verirdi. Derlerdi ki gözünüze bir çöp battığını düşünün. Siz o çöpü oradan çıkartmadığınız sürece damla damlatarak gözü tedavi edemezsiniz. Çöpü çıkarttığınız zaman damla ya da o göz tedavi olur, damlasız da tedavi olur. Diş macunları dahil olmak üzere bütün kimyasal ajanları böyle görmek lazım. Ama mekanik temizlik, yani diş fırçası ve diş ipi bu işin olmazsa olmazıdır. Ve diş fırçalama metodu doğru bir fırça kombine edildiği takdirde ağızda oluşabilecek problemlerin çok büyük oranda ortadan kaldırılması, oluşmadan daha, yani korunma profilaktik anlamda oluşmamış problemlerin engellenmesi, olmadan önüne geçilmesi mümkün. Dişler fırçalanırken diş ve diş etinin birleştiği bölgenin iyi temizlenmesi önemli. Bu hem diş eti hastalıklarından korunmak hem de bir diş eti hastalığı varsa tedavi edildikten sonra sağlığın korunması için önemli. Burada diş ve diş etinin birleştiği yer et ve tırnağınkine benzeyen bir yapı sergiler. Tıpkı et ve tırnakta olduğu gibi burada nasıl diş eti bir oluk yapısı sergiliyorsa diş eti de dişin etrafını sararken öyle bir oluk yapısı sergiler ve bu oluğun içinin temizlenmesi gerekir. O sebeple fırçayı diş uzun eksenine dik değil 40-45 derecelik bir açıyla yerleştirmek gerekir ki fırça kılları bu cebin içine girsin. Bakın bu açıdan daha net görülecek. Gördüğünüz gibi bu açıyla cebin içine fırça kılları girmiş oluyor. Ve yine dikkat ederseniz dişlerin arasına da girmiş oluyor. Böyle baktığınızda fırça kılları dişlerin aralarına girmezken 45 derece açıyı verdiğimde fırça kılları dişlerin arasına giriyor. Daha çok diş yüzeyine de ulaşmış oluyorsunuz. Fırçayı bu açıyla yerleştirdikten sonra fırçaya küçük daireler çizdiriyorsunuz. Bunlar o kadar küçük daireler ki fırça aslında olduğu yerden hareket etmiyor. Nasıl yapılmaması gerektiğini göstereyim. Daha açıklayıcı olacak. Böyle daireler çizmekten söz etmiyoruz. Fırçayı yerleştirdiğiniz yerde açısını da bozmadan, yani bu 45 derecelik açıyı da bozmadan 10-11 daire bir hareket yapmanızı, sonra fırçayı kaldırıp bir fırça boyu kayıp aynı şekilde yerleştirip devam etmenizi, aynı şekilde devam etmenizi kastediyoruz burada. Yani bir fırçaya oval titreşim hareketi yaptırtılan bir hareketten söz ediyoruz. Bu açıdan bakarsanız da 40-45 derece açıyla yerleştiriyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 kaldırıyorum, kaydırıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Bunu dişlerinizin dış yüzeyinde, yani yanak ve dudaklara gelen kısımda yaptığınız gibi dil tarafına gelen tarafta da yapıyorsunuz. Bu şekilde bakın 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 kaldırıp kaydırıyorsunuz.
Çiğneme yüzeylerinde ise son derece basit bildiğimiz arkadan öne ovma hareketini yapıyorsunuz. Yine 10-11 tekrardan az olmamak kaydıyla. Ve dişlerinizi 3 yüzeyi var gibi düşünün. Dış yüzeyler yani yanak ve dudaklara bakan yüzeyler, iç yüzeyler yani dile bakan yüzeyler ve çiğneme yüzeyleri. Dolayısıyla bir çenede 1-2-3 segmentiniz var gibi düşünün. Alt ve üst çenede de toplam 6 segmentiniz var gibi düşünün ve fırçalamayı bu 6 segmenti belli bir sırayla temizleyecek şekilde yapın. Çünkü fırçalama bu şekilde yapıldığında el becerinize ve metoda alışıp alışmadığınıza göre değişmekle beraber 3 dakika 4 dakika sürebilir. Bu süre zarfında aklınıza gelen değişik düşünceler sizi fırçalamadan uzaklaştırır, konsantrasyonunuzu bozabilir. Hangi dişte kaldığınızı, hangi dişi yapmakta olduğunuzu bilmeniz için önceden belirlenmiş bir sıranız olmasında fayda var. Elektrikli fırçalara gelince aslında elektrikli fırça bizim elle yapmamız gereken dairesel hareketi bir elektrik motoru vasıtasıyla yapan fırçalar. Bunların içinde fırçalama süresini gösteren, fazla kuvvetli bastırıldığı takdirde bu konuda fırçalayanı uyaran modeller var. Ama netice olarak bu fırçalar elle yapılabilen bir hareketi yapan, elektrik motoruyla yapan fırçalar. Kullanılışına gelince tıpkı manuel fırçalamada olduğu gibi fırçanın yarısını diş etine, yarısını diş etine koyduktan sonra kıl uçlarının diş etine gelecek şekilde 40-45 derece açıyla yerleştiriyorsunuz. Sonra düğmesine basıyorsunuz. Burada fırçanın kapladığı kadar diş yüzeyinde 4 saniye bunu tutuyorsunuz ve yine kaldırıp kaydırmak suretiyle belli bir sıra izleyerek diş dizisini dolaşıyorsunuz. 1001, 1002, 1003, 1004 ve kaldırıyorsunuz. Bu şekilde bütün diş dizisini bitiriyorsunuz. Çiğneme yüzeylerini elektrik motorunu kullanarak yapabileceğiniz gibi kapatıp fırçayı manuel fırçada olduğu gibi manuel olarak da yapmanız mümkün. Bu size zaman kazandırır.